Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugünkü sorumuz sabırla alakalı. Tabii sabır deyince herkes aşağı yukarı ne olduğunu biliyor. Sabır nedir diye sormayayım o halde. Şöyle soralım. Sadece belalara, sıkıntılara sabretmek demek midir? Ya bu da herkesin bildiği bir şey ama biraz ayrıntıya girmiş olalım. Mustafa Bey, şimdi kitaplardan anlatırken ifade ettiğiniz gibi mesela fıkıh kitaplarında sabır anlatılırken iki şekilde anlatılıyor. Bir, ibadetleri yapmakta sabır. İki, haramlardan sakınmakta sabır. Bakın eğer fıkıh kitaplarında da geçiyor sabır kelimesi. Şimdi namaz kılıyorsun. Sabırlı olman lazım. Abdest alıyorsun, namazı her beş vakit namazı abdest alacaksın. Vaktini bekliyorsun. Vaktini bekliyorsun. Ondan sonra oruç tutuyorsun. Sabırla götürüyorsun bu işi. Mesela diyelim ki harama bakma ortamı müsaittir. Yani sabrediyorsun, gözünü çevirmiyorsun. Veyahut da haram olan bir şey anlatılıyor veya çalınıyor neyse dinlemiyorsun. Ona da sabrediyorsun. Yani haramlardan sakınmakta da sabır var. İbadetleri yerine getirmekte de sabır var. Bu fıkıh kitaplarında anlatılan sabır şekli. Bir de mesela bir işe başlıyorsun. Muvaffak olmada çocukluğumuzda derlerdi. Sebatsız derdi mesela babaannemler falan. O ne demek? Yani sabretmiyor. Bir işe başlıyor. Hani keçi gönüllü tabiri kullanılan anlamda evet. Başlıyor falan. İşte ben işte şunu şunu yapacağım, böyle yapacağım falan, çok zengin olacağım. Başlıyor, bir iki gün gidiyor, bakıyor ki yok diyor, ben başka bir iş yapayım diyor, bu işte olmayacak. Halbuki sabredecek, sebat edecek. Sabırlı olursa men sabera zafira. Sabreden zafere kavuşur. Yani neticeye ulaşır. Sabırla ulaşır. Buğdayı ekersin, beklersin sabırla. Evlenirsin. Çocuk da aynı şekilde sabırla. Velhasılı bütün menzile sabırla mı ulaşılır? Evet, sabırla ulaşılır. Her şey mi? Evet, her şey. Bir de Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde sizin de demin ifade ettiğiniz gibi bela ve musibetler gönderir. İmtihan eder. Evet. Ha, onu da sabırla karşılamak lazım. Sabırla karşılamak lazım. Fakat bütün bunların içerisinde cali bir dikkat olan sizin o sorduğunuz sualde çok farklı bir şey anlatmış kitaplarda. Çok farklı bir şey anlatılmış. Onu zaten okuyunca öbürlerinin hepsi küt diye üzerini kapatıyor o. Nedir o? Sabrın tarifi ve sınırı Allah-u Teala'nın takdirine itiraz etmemektir. Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirine itiraz etmemek. Kısa boylu kadın oldun, erkek oldun. Uzun boylu oldun, kısa boylu oldun. Esmer oldun, sarışın oldun, beyaz oldun. Ama oldun veyahut da kötürüm oldun. Cenab-ı Hakk'ın ezelde senin için takdir ettiği şeye itiraz etmemek. Bunu söylemek kolay mı Mustafa Bey de? Evet, yapmak zor. Kolay da, çok zor. Büyüklerden evliya-i kiramdan bir zat böyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor, ahirette bekarmış. Yani herkes orada şey kalmayacak, bekar kalmayacak. Onu biliyor. Dua ediyor falan ahirette. Hani dünyada evlenmedim. Benim orada sonsuz olarak beraber olacağım kimdir diye. Rüyasında diyorlar ki falan yerde bir kadın var o. İsmini de söylüyorlar. Yerini de, köyünü de. Üç gün arka arkasına görünce gidiyor oraya. O köyü buluyor. Diyorlar ki böyle bir kadın. Ha var diyor, bir delini teki diyor. Nerede o? Daha da diyor işte şeyler var, koyunlar, keçiler var, onlarla uğraşır. Geliyor uzaktan bakıyor. O kadın bunu görünce ismiyle buna hitap ediyor. Nereden biliyorsun ismimi diyor. Her şeyin sahibi bildirir diyor. Allah Allah. Şimdi kadın uzaktan takip ediyor. Bunun yani Allah-u Teala indinde buna bu derece verilmiş. Fakat insanlar onu deli gibi deli zannediyorlar. Deli zannediyorlar. Buna hangi sebeple kavuştu bu kadıncağız diye bu dereceye. Uzaktan takip ediyor falan, bakıyor falan. İşte hayvanların peşinde koştuğu için her gün oruç tutamıyor. Bakıyor böyle yani beş vakit namazın dışında namaz yok. Ya Allah Allah. Olağanüstü bir şey göremiyor. Bir hafta falan bakıyor. Kesele diyor ki ya sen diyor, nasıl ulaştın yani Allah-u Teala'nın razı olduğu bir kul olabilir. Ben diyor bilmiyorum ya Allah-u Teala benden razı mı? Razı diyor Allah-u Teala senden razı. Allah-u Teala sevdiklerinde olmuşsun ama bu dereceye nasıl ulaştın sen?
Ben yok diyor falan. Ne okuyorsun? Ben diyor işte dağdayım zaten öyle okuyup yazmam da yok diyor. Fazla bir şey diyor falan. Nihayet Allah Allah taaccüp ediyor. Nasıl kavuştu bu dereceye bu diye. Derken artık dönüp gidecek. Bu hanım sesleniyor, kadıncağız sesleniyor. Bilmem diyor işine yarar mı? Allah-u Teala beni bu köyde, bu dağda, bu hayvanlara aynı şekilde otlatmakta. Ezelde böyle takdir etmiş, benim için böyle dilemiş. Ben diyor hiç itiraz etmedim Rabbimin bu takdirine biliyor musun diyor. Gönlüme şehirde olsaydım, villalarda, köşklerde yaşasaydım, çok güzel alımlı bir kız olsaydım, hanım olsaydım, hiç gönlümden geçmedi, böyle olanlara da hiç haset etmedim. Bilmiyorum diyor bu işine yarar mı? O zaman o zat diyor ki sen ne diyorsun diyor ya. Bu işte. Ne diyorsun sen diyor ya. Yani senelerce diyor yapılan tahsil ve şey insanı bu noktaya getirmek için. Yani Allahu Teala'nın takdirine itiraz etmemek. O çok büyük bir nimet. Niye benim başıma bu geldi? Ha bitti. Niye bana böyle oldu falan. Yani bulunmadı ki kumaşsın da. Allah-u Teala bu dünyayı intihar yere yaratmıştır. Yerine göre hastalık. Yerine göre başka dert, başka bela, başka musibet neyse. Başka şekillerde Allah-u Teala imtihan eder mi eder. Ama işin özü Allah-u Teala'nın takdir ettiğine itiraz et demek. Mesela Eyüp Aleyhisselam. Tabi uzun süre çekti. Ve Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresi 80. ayet biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel bir kuldur diye medhü sena ediliyor. Ama bir seferinde böyle mecali kalmak bir şey alacak. Başıma diyor bu dert geldi. Yani Allah-u Teala verdi. Bu dert geldi. İtiraz etmiyor. Halini bildiriyor. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri nasılsınız diyor. Hastayım diyor. İlk defa duymuşlar, şaşırmışlar, kalmışlar. Azmi bildiriyorum diyor. Azmi bildiriyorum. Yani şikayet etmiyor Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde. Yani bir hastalık şey yaptı diye şikayet için değil. Azmini bildiriyor. Eyüp Aleyhisselam da orada azmini bildiriyor. Hatta hanımı diyor ki sen Allah-u Teala'nın peygamberisin. Allah-u Teala peygamberin yaptığı duaları reddetmiyor. Hanımefendi de biliyor. Diyor ki dua etsen Allah-u Teala duanı kabul eder. Hanımefendisine soruyor. Biz diyor kaç sene böyle refah müreffeh bir şekilde yaşadık. 40 sene diyor. Vallahi diyor ben bu hastalığı 40 sene çekmedikçe elim açık da ya Rabbi bana şifa ver diyemem. Utanırım ben Rabbim dedi. Onu. Bizim bir dişimiz var yapalım. Feryadı figan ediyoruz. Yani Allah-u Teala ezelde böyle takdir etmiş, böyle dilemiş. Bunları aynı şekilde bizim için yaratmış. Ha bu yarattıysa tamam. Mesela bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına şöyle bir şey gelebilir. Siz ne diyorsunuz ya? Yani hiçbir şey yapmayacak mıyız? Hayır. Hayır öyle değil o. Onu İslam alimleri çok güzel bir şekilde izah etmişler. Biz kuluz. Allah-u Teala'nın emrettiği bir sebebe yapışırız Mustafa Bey. Çalışırız. Neticede ne çıktı? Ticaret için sermayem vardı. Kurdum, yaptım, iflas ettim. Ha. Bütün sebepleri yapıştıktan sonra baktım iflas ettim. Ha. Böyle takdir etmiş. İtiraz etmedim. Peki yapıştım, ticaret yaptım. Abad oldum, çok zengin oldum. O zaman da şükrederim. Zaten dinin yarısı sabır, yarısı şükürdür buyuruyor. Ya Rabbi sen rast getirdin. Yani ticaretimi çarptın, kazancımı aynı şekilde sen verdin. Sana şükürler olsun denir. Onun için bir hadis-i kutsi de buyuruyor ki Cenab-ı Hak kullarına kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın, yeryüzünde kulum olarak bulunmasın buyuruyor. Çok ağır bu. Kaza ve kaderime razı olmayan. Yani benim Allah-u Teala benim dilediğime razı değilsin. Rabia Yadviye Hazretleri var hanım evliyada. Hastalanmış mübarek hanım. Demişler doktora gitsen ya. Anlamadım demiş. Tam onlar yüksek derece. Şimdi mesela bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Doktora gitmeyeceğiz. Ya gideceğiz o ayrı bir mesele. Ama Allah-u Teala'nın böyle kulları da var. Niçin gitmiyorsun? Ben diyor şimdi bu derdi bana veren, bu hastalığı veren Cenab-ı Hak. Yani ben şimdi gideyim de Rabbimi onun bir kuluna mı şikayet edeyim buyuruyor. Beni Rabbim hasta etti diye. Olur mu öyle şey diyor. Onlar yüksek derecede. Peki bunların bu hallerine? Ha biz böyle birazcık böyle ibadet edince böyle havalanıyoruz ya. Ha bak Allah'ın böyle kulları da var. Dikkat et. Onun için Mustafa Bey kitaplarda sabrın birçok aynı şekilde şıkları şeyler anlatılmış. Ama netice itibariyle buraya geliyor. Esas sabır, sabrın tarifi yapılırken sabır Allah-u Teala'nın
o kulu hakkında ezeldeki takdirine itiraz etmemektir. Zaten bunu başarabilen bir nimetin hepsine de kavuşmuş oluyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan sabırla ilgili güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız ve sizler adına başka bir sorumuz olacak. Şimdilik hoşçakalınız.